Ve hava çok kapalı. Sabah sabah bayağı yağdı arkadan. Bir umuttur güneş açıyor sanki. Güneş açmadı değil de hani sanki birazcık hava hafifleyecekmiş gibi. Çünkü bugün butiğim için ürün bakmaya Bucak'taki bir mağazaya gidiyoruz. Çok büyük bir yer değil ama aradığım çeşitleri olan bir yer. Otobüste gideceğiz. Şimdi buradan terminale gitmemiz lazım, otogara. Otogara kadar da motorla gideceğiz. Ondan dolayı yağmurdan dolayı telaşım. Yoksa ki otobüste gideceğimiz için burası çok sıkıntı değil. Orada da inip taksiyle mağazaya geçeceğiz. Şimdi kargolar da bağırıyor. Havlularımı falan toplayıp katlayacağım. Mutfak sabahleyin arası nasıl beslenmesini hazırlayıp gönderdiysem o şekilde dağınık. Geri uyumuştum çünkü hava kapalıydı. Yapacak bir şey de yoktu açıkçası. O yüzden geri yattım. Saat 9.30'da alarm çaldı. Uyandım. Bir saat yatakta debelendim ve kalktım. Şimdi bunlar boşaltılacak buradan da. Bugün aynı zamanda sobanın külünü de boşaltmamız lazım. Çünkü dünden Yusuf yetişemeyince yakmak zorunda kaldım. Ve tüttü yani tüm gece soba. Şuraya yine Yusuf çay bardağıyla çayın demini dökmüş. Günlerden salı. Arası okula tabii ki gönderdim. Annem okuldan sonra arası karşılayacak inşallah. Biz çünkü yetişemeyeceğiz. Neyse bir kendime geleyim anlatacağım. Arasın beslenmesini kurabiye de koydum bugün. Şimdi dolabım düzenlenmesi lazım. Yine hepten bir karıştı. Hele hayırlısıyla şu günü bir atlatalım da. Makinesini çalıştırayım. Ürün seçersek onu da otobüsün bagajıyla getireceğiz. Yani şimdi şeyi anlatacağım size. Planı anlatacağım, programı anlatacağım. Dışarıda hava bayağı karanlık, kapalı olduğu için içerisi de böyle karanlık gözüküyor. Işıkları açtım. Saçlarım dünden nemli. Duş almıştım. Ve toplayıp yattım, kurutmadım. Kahvaltı yapıp gitmemiz gerekiyor. Kahvaltı hazırlayacağım. İşte yumurta, peynir, zeytin. Kahvaltılık ne varsa çıkarırım. Bir de çay demlerim. Zamanımız var. Çünkü saat 12.30'da otobüsümüz Kemer'deki otogardan kalkacak. Çay suyu koyalım. Aras kuzum odasını bir toparlayayım. Gece anneannesine kalır. Çünkü öğlen saat 12.30'da buradan Bucak'a geçeceğiz. Antalya otogarı sonra Bucak. 2.5 saat sürüyor tahminimce. Hani sefer bilgilerine baktım. 2.5 saat sürüyor. Bucak otogarında inip mağazaya da taksiyle gideceğiz. Yani 3 gibi Bucak'ta olacağız. İşte oradan oraya, oradan oraya malzeme bak falan derken dönüş biletlerine baktım. Bucak'tan direkt Kemer'e, yani bizim yaşadığımız yerin otogarına bilet yoktu. Antalya'ya vardı. Şimdi kalma imkanımız olmadığı için, yani sabah saatlerinde var ama akşam saatlerine ya da öğleden sonra saatlere yok. Yetişemiyoruz tabii ki her halükarda. Kalma şansımız yok. Ondan dolayı Antalya'ya baktım. Bucak'tan Antalya'ya akşam saat 9'da otobüs var. 1.5 saat sürüyor.
10.30 gibi Antalya otogarında ineceğiz ve oradan da ekspres yani küçük minibüslere binip bu tarafa Çamlıova'ya geleceğiz. O da yukarı aşağı 1.5 falan saat sürer. 10.30, 11, 12 yani 12.30 gibi en geç artık evde bu gece oluruz. Gece evde olacağımız için de Aras tabii ki o saate kadar yalnız kalamaz. Babaannesi de hasta zaten ilgilenemez onunla. O yüzden anneannesinde bugün kalsın. Ben şimdi Aras'ın kıyafetlerini hazırlayacağım. Bugün okuldan sonra anneannesi gelip onu aldığı zaman yedek kıyafetlerini de alsın yarın okula göndermek için. Telefonunu falan da hazırlayayım. En azından Aras'a ulaşabileyim. Öyle olacak bakalım bugün malzeme. Malzeme dediğim şey ne diyeyim? Kıyafet bulma serüveni. Dua ettim. İnşallah gerçekten bu sefer de Antalya'daki gidip geldiğim gibi hayal kırıklığına uğramam. Çünkü bu işin hallolmasını çok istiyorum. Akışına bıraktım ama modumu etkiliyor. Yani ben kafama bir şey koyduğum zaman onu yağmur gene başladı. Ne yapacağız bilmiyorum otobüsten. Ya otobüse kadar nasıl gideceğiz? Neyse kafama koyduğum zaman yani illa o iş bitmeli ki onu trik çizgiyi çekeyim yani bu iş tamam bitti aklımda bekleniyor olmasın. Bu termal çorabı geçen hafta Antalya'dan kendime şey dükkan için alışveriş yaparken aldım. 200 TL'ye aldım. Bu böyle ten çorap gibi gözüküyor ama altı bayağı bildiğiniz kalın termal tayt ten renginde yumuşacık polar sıcacık o kadar güzel ki 200 TL'ye almıştım ben tabii. O toptancı fiyatıydı. Sonra da internetten baktım. Hani çok da fark eden bir şey yok. Yani böyle termal taytları birçok butik 200 TL'ye satıyor ama bazılarında kalite farkı var. Neden? Çünkü üzerindeki bu siyah gözüken ince ten çorap, siyah çorap bunu çabuk kaçabiliyor. Çok uygun olduğu zaman. Ama güzel. Bilmiyorum böyle günlüğü elbisemle kombinledim. Hem üşümem diye düşündüm. Üzerime de montumu giyeceğim. Şimdi yağmur başladı. Bakalım saat 12'yi hava biraz daha açık gösteriyor. Annemin arabada babamdaymış. Babam bugün işe arabayla gitmiş yağmur olduğu için. O yüzden o da bizi bırakamaz. En kötü ihtimal herhalde ya taksiyle gideriz böyle hava yağarsa. Ya da güneş açar açmaz çok az yağmur dindiği zaman hemen çıkmamız lazım. Ki otogarda bekleriz en azından. Bugün biraz yorucu olacak. Hem kafa yorgunluğu hem fiziksel yorgunluk. Ama bunları da yapmamız gerekiyor ki bir şeyler hallolsun. Çok başladı ya. Sesi duyuyor musunuz bilmiyorum. Evet. İşte böyle romantik romantik diyor. Aras'ın odasına gitmişken onun kıyafetlerini hazırlayıp çıkayım da unutmayayım. Aras'ın odasında işim kalmasın. Güneş ışıklarını falan açmayacağım. Gerek yok. Yedek kıyafet anneannesine giymek için var ama okul için hazırlayacağım. Şu altı koyalım. Üst olsun. Üste de şu siyahı koyalım. Çorap, iç çamaşırı. Da telefonu şarjıyla beraber götürecek giderken. Şansıma bak ya. Bucak'ta yağmurluymuş bugün biliyor musunuz? Ben tabii dün acele ettim hava durumuna tam bakmadan. Aslında baktım da %40 gösteriyordu. Bileti almış bulundum. Ama yarın daha çok yağmurlu. Bugün gene bir tık böyle az gösteriyordu. Of, bilmiyorum ya.
Araba kiralama işi de olmadı. Çünkü buradan ta havalimanına gitmemiz gerekiyor. Erken saatlerde yetişemeyiz. Dedik en azından neyse otobüste bu sefer böyle olsun, otobüste gidelim. Çoğu havlu zaten dün yıkadıklarımın. Yusuf'un berberinin havluları da yıkanacak, koyu renklerden getirmiş ama bugün yetişmeyecek zaten. Saat 10.40 hemen hemen. Çok mutsuzum gerçekten, yani hiç modum yok çünkü kadar mal bulmam, ürün bulmam zor olduğunu tahmin etmemiştim. Yani bu butiği açarken düşündüm ki kolay buluyorum falan. Hiç öyle değilmiş. Yani işin içine girince her şey o kadar ayrıntısız olmuş ki ben dükkanın tadilatı için stresleniyordum. O kadar kolaymış yani. Bu işin en kolayı orasıymış. Dükkanı bulmak, kiralamak bile bu kadar zor olmadı yani. Çok ilginç, çok tuhaf yani. En kötü ihtimal İstanbul'a baktık. İstanbul'da biletler 700 lira kişi başı, otobüsle 15 saat. Biletinde değilim, uzaklığında da değilim ama o kadar uzun saat yolu, ben Bursa'dan 8-9 saate geldik, çatladım artık yani. Uzun yolculuğu hiç sevmiyorum, hiç dayanamıyorum yani. Şimdi Bucak 2,5 saat olduğu için hadi 2,5 saat nerede? 15 saat nerede? İstanbul'da bir gidebilsem zaten aradığım her şeyi, nerede olduğunu çok iyi biliyorum. Hemen 2 gün gezeriz, buluruz. Orası tabii buralara göre geniş yerler olduğu için, büyük kalabalık yerler, biraz daha zaman istiyor. Ama gelin görün ki gözüm yemiyor o yolu yani. Arabayla da 7-8 saate gitse gene onu da bile, o araba da yok yani. Yani kiralasak olmuyor, yurt şehir dışına herkes vermiyor. Bir sürü sorun. Ben çayımı demleyeyim, şunları toplayayım, katlayayım. Yusuf'u uyandırayım, kahvaltımızı yapalım. Bir çizelge çizelim, taksiyle mi gideceğiz? Kayınpederim de bugün Adrasan'a gitmiş, şanstır ki. İş alacakmış oradan, bir görüşme yapmaya, iş görüşmesi. Yoksa ki o bizi götürür en azından şuradan kemere kadar. Babam da bugün işe gitmiş arabayla. Şanssızlık yani, bugün her şey sanki böyle olmasın diye geri tepiyormuş gibi hissediyorum. Ya da bilmiyorum, sabah sabah modum yok diye öyle düşünüyor da olabilirim. Hayırlısı diyeyim gene. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Biz hazırlandık, kahvaltımızı yaptık. Saat 12'ye çeyrek var. Ve dedik ki benim motorla gelelim. Kayınpederin restoranına motoru bıraktık. Şimdi buradan küçük minibüse binip otogara ineceğiz. Otogardan da artık gideceğimiz uzun yol otobüsüne bineceğiz. Geliyor mu otobüs? Şansımıza bak, harika. Çünkü Yusuf'un motoruyla Kemer Otogarı'na soğuk olurdu diye. Bir de gece geri dönmesi var bunun. Bir de eşya falan olursa otobüsle en azından burada indiririz. Ömer. Kemer Otogarı'na geldik ekspresle. Güneş açtı. Hem de nasıl biliyor musunuz? O kadar güzel ki sıcacık. Dışarıdayım. Of, otobüsümüze daha 40 dakika var. Erken geldik ama olsun. Geç olsun, güç olmasın. Şimdi dönüşte şöyle bir sorun var ki Antalya Otogarı'ndan bu Kemer'deki ya da Çamyuva'ya geçecek otobüs en son saat 10'u 10 geçe kalkıyormuş, son otobüs. Ve bizim Bucak'tan Antalya'ya geleceğimiz otobüs saat 10.30'da en erken orada olabilir, 11'de bulabilir. Yani Antalya'dan Kemer'e gelecek son otobüsü kaçırmış olacağız. Ne yapacağız bilmiyorum. Daha erken saate bilet bakacağım. Ben bu arada biletleri yanmaz bilet aldım yani. Ufak bir fiyat farkıyla son dakikaya kadar iptal edebiliyorsunuz kayıtsız şartsız. Paranızı iade ediyorlar. Ondan dolayı dönüş bileti olur da, ki büyük bir ihtimal olmayacak. Onu daha erken saate, işte 6 çeyrekte var Kamil Koç geri dönüş. 6 çeyrekte yetişir miyiz bilmiyorum. Yusuf diyor ki dur, bunun daha gidişi var. Orada alışverişi var. Malların hazırlanması var. 2 saate sen dedi nasıl yetiştireceksin dedi. Doğru söylüyor. Ondan dolayı henüz bilet almadım ama yerlerde dolarsa çok hızlı çünkü satış oluyor. Bilmiyorum.
Böyle bir talihsizlik geldi başıma, hiç onu hesap edemedim. Ya ben aslında otobüsler 12'ye kadar hani buraya geliyor zannediyordum. Meğerse en geç 10:10'muş. Makyaj yaptım tabii ki biraz moralimiz olsun diye. Yusuf'un diş ağrısı var, dişi apse yapmış ve şişlik var. Sağlık ocağına gidip antibiyotik yazdırmamız lazım. Antibiyotiğe başladıktan, bitirdikten sonra da apseye geçince çektirmesi lazım dişini. O da bugün yolda olacağız, olmadı. Yanına ağrı kesici aldı. Otogarda kimse yok. Çok sakin, bizden başka hiçbir yolcu yok, öyle söyleyeyim. Kamil Koç'la seyahat edeceğiz, bakalım nasıl olacak. İnşallah koltuklar rahatsız falan değildir. Çünkü çok dar olduğu zaman kısa yolculuk bile olsa insan sıkılıyor. Şarjlarımı doldurdum, kulaklığımı aldım. Gereken belgelerimizi, kağıdımızı, küreğimizi, her şeyimizi aldık. Büyük bir belirsizlik ve böyle telaş mı desem, heyecan mı desem, bir şey var içimde. Olacak mı, olmayacak mı, nasıl olacak? Eğer aradığım şeyleri bulamazsam boşuna bu kadar yolumu gitmiş olacağım, ne olacak? Yani kafam böyle çok karışık. Herkesin Doğan Usta gibi bir kuzeni olmalı değil mi Yusuf? Hızır gibi yetişti. Bir de yol arkadaşımız var, Çiğdem Hanım. Ama o biraz rahatsız. İnsidon almış, gayet sakin şu anda. Doğan, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Biz şimdi otogara gittik. Otobüse tam 15 dakika kala Yusuf baktı. Otobüsle oradan oraya, oradan oraya anlattığım şeyler. İşte Antalya'dan geri dönüş otobüs saati falan uymuyor. Dedi dur kuzenimi arayayım. Doğan dedi ki işi hemen, bırakır gene gelirim. Hemen. O da sanırım sıkılmış, bir değişiklik olur. Yusuf da şöyle bir vaatte bulundu. Geze gize gider geliriz kuzi dedi. Şimdi Buca'ya 50 dakikamız kaldı yani benim navigasyonuma göre. Hava tabii bozuk bu tarafta. Ama arabada sıcak, böyle daha da rahat oldu bence. Hem sohbet ede de gittik, hem hızlı gittik. Birazcık size şöyle etrafı çekeyim. Bu Antalya'nın çıkışı Serik girişi galiba diyebiliyorum. En son işte güneşi Kemer'de bıraktık. Ondan sonra zaten başladı böyle hava bulutlu, çiselemeye falan. Yağmur Antalya komple yağmurlu. İşte full sıkışmayınca hızır yetişmezmiş derler ya. Hayırlısı böyleymiş. Öyle altımızda arabayla gittik. Çok çok daha rahat oldu aslında, iyi oldu. Hatta bizimkiler şey diyor. Diyorlar. Oldu da burada mı bulamadın, beğenemedin, İstanbul'a gideriz bir gün, planlarız. Öyle yapacağız. Dedim hayırlısı. Bakalım. Yine aynı kadro. Hem gezeriz. Bunlara da bahane ha. Değil mi? Tabii. Mal bulma bahane. Gezme şahane. Keyfim biraz yerine geldi. Şaka bir yana, çünkü biliyorsunuz ne kadar moralsiz ve böyle tereddütlerle çıktım o yola. Ne olacak? O kadar mal bulabilir miyiz? Bulursak neyle getireceğiz? Nasıl olacak? Yani tamam, en kötüsünü gene göze almıştım ama böyle de seçeneğimiz varsa neden olmasın? Sevindim yani. Yavaş yavaş gidiyoruz. Benim tahminim önce bir yemek yeriz. Çünkü saat 1.40 mı geçiyor? Bakayım. Aynen 1.45. Bir şeyler atıştırırız. Enerjimiz yerinde. Karnımız tok. Alışverişe geçmiş oluruz. Butik sahibine de yazdım, geliyoruz. Hani müsait misiniz, orada mısınız? Hani her ihtimale karşı belli mi olur? Bir işi olur. Bir insanlık hal, cenaze olur. Bir şey olur. O da buradayım demiş. Konum atmayı başaramamış. Sesle tarif etmiş. Ben dedim konum atın. Neyse, onu hallederiz. Zaten Instagram sayfasında konumu var. Öyle gidiyoruz yani. Buralar tabii daha soğuk. Hava derecesi hemen değişiyor. Çok sis var, görüyor musunuz? Görüntü gitgide kayboluyor. Biz alışverişimizi yaptık. Oradaki işte Bahattin abi miydi? Bedrettin abi miydi? Şu ana yolda kalıyor. Arabaya malzemeleri yükledik. Nerede yemek yiyebiliriz? Temiz bir yer olsun dedik. Çünkü saat 4.30. Bizi nereye gönderdi? Buranın ismi neymiş? Egivan Park diye bir restoran. Şöyle mezeler geldi, piyaz söyledik. Karnımızı doyuralım, ondan sonra yavaş yavaş artık dönüş yoluna gideceğiz. Aldığım malzemeleri size gösteririm. Çünkü böyle o kadar karışıktı ki hepsini anlatacağım eve gidince. Böyle yemek yiyeyim, sakinleşeyim. Virajlı yollara geldik. İki takla atar boynumuz kırılır değil mi diyorsun? Baksanıza nasıl şu yolları. Biz de oralardan gideceğiz galiba, değil mi?
Arkadaşlar biz eve geldik. Aldığım ürünler böyle 3 poşet. Koca koca poşetler. Şimdi ayrıntılı tabii ki gösteremeyeceğim. Çünkü zaten çok yorgunum ve böyle tılsımı kalsın. Tamam, alacağım her şeyi tezgahta yazın görürsünüz diye düşünmekteyim. Yorgun bir Nigar ama aynı zamanda da mutlu bir Nigar. Çünkü dükkan tamamlandıktan sonra ikinci adımdı mal almak. Görünce mal. Efendim canım. Kahveye çağırıyor. Gel kahve içelim diye. Yorgunluk kahvesi. Nasıl anlatayım günün özetini size? Zaten otogardayken açmış söylemiştim. Telaşlarım var, endişelerim var. Nasıl olur, ne olur? Instagram'dan araştırdığım, bulduğum butiğe gittik. Ve düşündüğüm modellerden çok daha fazla seçenek vardı. Çok güzel şeyler vardı. Uygun, piyasaya göre uygundu. Ve onun da dışında kışlıkta çok güzel şeyleri vardı. Aklımın kalan çok şeyleri oldu. Çok gönül rahatlığıyla güzel bir alışverişti. Öyle söyleyebilirim. Ve bunun da dışında başta kocam olmak üzere görümceme ve kaynıma, yani Doğan'a da çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun, böyle bir günde yanımda oldular. Doğan hemen işini bıraktı geldi. Çünkü biliyorsunuz otobüse gidecektik. Saat şu anda 9.30 ve biz hala daha yoldaydık. Düşünebiliyor musunuz? Daha Bucak'tan yeni otobüse, eğer programımız bozulmasaydı. Bozulduğu da iyi oldu. Bozulmak da demeyelim de, yani Yusuf dedi ki bu şekilde olmaz. Çünkü Antalya'dan son otobüse yetişemeyeceğiz. Antalya'da kalacak yer yok. Bu kadar yükle ne yapacağız? Taksiyle gelsen bir dünya para. Babaya çağırsan onu da zahmete sokmak istemiyorum. Kendi annemi de keza öyle. Gecenin 12'sinde. O yüzden isabetli oldu, güzel oldu. Minnettarım, teşekkür ediyorum. Dediğim gibi onlara da böyle günde hem yanımda oldular. Hem gezdik, hem dolaştık, hem sohbet ettik. Görümcem de yanımda oldu. Bir sürü seçeneklerde o da zevkini konuşturdu. Şu böyle, şu şöyle diye. Eşyaları aldık geldik. Tahminimden de az tuttu. Pazarlık ben yapmadım. Benim beyler yaptı biraz pazarlık. Oradan da 2000 liraya kadar indirim aldık. Sonra eve geldik. Yusuf dedi ki Doğan'a dedi ki gel kahve falan içelim. Gitti eşini aldı, çocuklarını aldı geldi. Esma da geldi uzun zamandan sonra. Bu arada onların ikinci çocukları oldu. Oğulları oldu. İkinci çocuğu doğduktan sonra ilk defa evime geldi bu arada. Oturduk, sohbet ettik. Çay demledim, ondan sonra sohbet, muhabbet güzeldi her şey. Onları şimdi yolcu ettim. Görüneceğim şimdi gitti. Rahatladım. Daha mutluyum, daha iyi hissediyorum. Onun dışında Feride aradı. Feride ile bir konuyu konuştuk ama onu şimdi tam olarak açıklamak istemiyorum. Çünkü ben aslında kendimden eminim. Kanalımdan da eminim ama bilmiyorum, sanırım yine de tamamen emin olmak için yarın bir hem maliye hem de bankaya gitmek istiyorum. O birazcık kafamı kurcalıyor ama onun dışında her şey bugün için çok güzel gelişti. Çok güzel gitti. Aras'ı almadık. Aras zaten yemeğini yemiş, yürüyüş falan yapmışlar. Ödevine oturmuş. Yarın anneannesi oradan gönderecek. Bir de soğukta işte uğraşmayalım dedik çocuğun ödü üzerine. Hani sevindi, heveslendi burada, orada kalacak bugün diye. Öyle. Yarın yağmur çok gözüküyor. Ama yağmur az olursa planlarımız var tabii. Şeye gideceğiz. Kemer'e gitmemiz lazım. Dükkanıma yarın gitmek istiyorum. Çok çıtı pıtı çok güzel şeyler aldım. Tam aradığım kalemleri buldum. Kalem dediğim de işte böyle tarzlar. Çok güzel şeyler. Bayılacaksınız. Hepsini böyle dükkanımı tam dizdiğim zaman anlayacaksınız. Çok zevkli şeylerdi. Güzel şeylerdi. Beni mutlu edecek bir alışverişti. Öyle söyleyeyim. Yorgunum. Gerçekten yorgunum. Şimdi bir görümceme gideyim. Bir kahvesini içeyim. Onu da gönlü olsun. Ondan sonra gelip hemen yatacağım, dinleneceğim. Yusuf da diyor ki bugün zaten yeterince yorulduk, belki yarın dinleniriz. Çünkü evde de yapılacak işlerimiz var. Sobayı boşaltmamız lazım. Borular falan temizlenecek. İşte odun falan kesilecek. Yani öyle. Bugün ama mutlu uyuyacağım. Gerçekten. Üstümden sanki böyle bir yük kalktı gibi hissettim. Ben aslında hiç sanki o arabayı bulup da hiç oraya gidemeyecekmişiz. Hiç o malları alamayacakmışım gibi geliyordu. Yani bir hafta 10 gündür çok suratsızdım. Belki siz de farkındaydınız. Neyse, hayırlısı böyleymiş. Sizleri çok öpüyorum. Seviyorum. İnşallah yarın görüşürüz.
Yarın biraz gene yoğun bir gün olacak. Vloglarsam zaten benlesin. Vloglamazsam da bir dahaki vlogda görüşürüz. Bay bay.